Herkese merhaba ben Zimişistan Simay. Bugün bir günlüğüme yazıyorum bölümüyle daha karşınızdayım. Bu sefer kitapla devam edeyim dedim. Çünkü farkındaysanız son iki ayda okuduğum kitapları daha anlatamadım. Tam ayrıntılarına giremeyeceğim ama teknik sebeplerden dolayı deyip geçelim. İnşallah onlar hakkında da bir ara konuşma fırsatı bulurum diyorum. Şimdi bu en son bitirdiğim, en güncel bitirdiğim kitap ve çok sevdiğim için tabii hemen defterime yazdım. Bazen zaman oluyor çünkü bunları yapmam. Defterime yazarken de tekrar tekrar böyle iyi ki okumuşum dedim kendi kendime. Şimdi ben biliyorsunuz bu sene defter sayımı azalttığımdan beri eskiden böyle kitap işte izlediklerim, okuduklarım falan defterim ayrıydı. Bir süredir yine ilk 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 günlük tuttuğum günlere dönüp her şeyi günlük günlüğümün içine yazmaya başladım. Bu da benim için iyi oldu açıkçası yani. Diğer türlü böyle çok fazla defter oluyor, bunu bugün doldurmadım, yarın doldurayım bilmem ne falan filan. Sonuçta bana keyif veren bir şeyin böyle işkenceye dönüşmesine izin veremezdim. O yüzden böyle ilerliyoruz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra kitaba geçebiliriz. Kitabımızdan da Everything I Know About Love. Dolly Alderton diye gazeteci diyelim. Gazeteci bir kızcağızımızın yazdığı bir kitap. Ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak böyle kısa kısa nasıl diyeyim? makaleler var içinde. Kurgu dışı bir kitap. Gerçekten böyle kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazmış. Aşka dair, ilişkilere dair ki hani sadece böyle nasıl diyeyim. Allah'ım aşık olduğum aşkı da değil. Arkadaşlık ilişkileri var, aile ilişkileri var, kendi yolun ilişkisi var. Her türlü böyle aklınıza gelebilecek ilişkilerle alakalı. Kısa kısa makaleler var içinde. Kendi hayatından yola çıkan. Bunu okurken bazı yerler böyle o kadar tanıdık geldi ki yani tamam hani o Londra'da büyümüş, Lond şeyde, İngiltere'de okula gitmiş. Londra'da mı büyümüştü ya? Bir dakika uydurmayayım şimdi. Londra'da olmayabilir. Bir, bir yerden sonra Londra'da yaşıyor da nerede büyümüş hatırlamıyorum ama İngiltere'de olduğu kesin. İngiltere'de büyümüş, okulda İngiltere'de gitmiş. Sonra işte çalışma hayatında bilmem falan filan İngiltere'de başlamış. Bende bunlar İngiltere'de olmamasına rağmen bazı yerler böyle o kadar tanıdık geldi ki Allah'ım dedim biz aynı hayatımı yaşamışız. O olunca döndüm baktım benden 4 yaş küçükmüş zaten. Dali o yüzden aramızda çok bir yaş farkı da yok yani. Aynı döneme denk gelmişiz. O mesela bana çok acayip geldi. Çünkü genelde öyle şeylere çok fazla denk gelmiyorum okuduğum şeylerde. Neden bilmiyorum yani. Sonracığıma kendi kendime dedim ki Keşke ben böyle ergenken ya da en azından böyle üniversitenin ilk yıllarındayken falan böyle bir kitap olsaydı en azından başıma de dair yaşamadan önce ufacık bir fikrim olabilirdi. Hani o kafayla inanırdım inanmazdım hemen olmaz böyle şey derdim belki bilmiyorum ki derdim yüksek bir ihtimalle. Ama en azından belki aklımın bir kenarında köşesinde kalırdı. Hani böyle başıma geliyor gibi olduğu zaman belki beni tabanından o bilgiyi çekip Asli May bak şu an başına bu geliyor falan diyebilirdim. Ama yani yapacak bir şey yok zamanı geri alamayacağımız için. Biz tabii bu tarz şeyler pek olmadığı için benim dönemimde en azından böyle 80'li stileri falan falan izliyorduk ki o da gerçekten hani Nasıl diyeyim? yani isminde seks var ama ona rağmen sekse dair bile hani bir bilgiyi bir deneyim bir bir şey arıyorsanız bakmanız gereken en son yerlerden biri bence çünkü onların gerçekten kendine has bir dünyası var hiçbir şekilde gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum yani öyle yaşamlar vardı belki de ama ben sanmıyorum yani o yüzden biz çok yanlış şeyleri izleyerek büyüdük İzlemek demişken bir yerde de mesela Neydi bakayım tam cümlesi? Yani bu aşka dair beceriksizliklerini, işte gerçekleşmeyecek hayallerini, kendi kafasında kurduklarını falan filan izlediği romantik komedilere bağlamış. Ben orada yani nasıl böyle... <laughs> yüksek sesle güldüm anlatamam size. Çünkü gerçekten ben de sürekli böyle bir şey olduğu zaman işte arkadaşlarıma yakınlarıma falan şey diyorum. Ah diyorum bizim diyorum izlediğim bu filmler mahvetti ya da beni okuduğum bu kitaplar mahvetti ki kitapları mesela o kadar çok suçlayamıyorum. Çünkü film konusunda mesela filmmiş diziymiş romantik komediyi çok sevsem de çok fazla böyle... Ne deniyordu onda da? İşte romance kitabı okuyamıyorum mesela. Bazen içim bayılıyor. Onda da böyle bir romcom olması lazım dümdüz böyle romans kitaplarını okuyamıyorum. O yüzden kitapları çok suçlayamıyorum ama filmleri suçluyorum. Bu arada önce kitapla ilgili bilgileri yazdım burada. Sonra kısa Godzilla'ya e yazdım. Yorumumu buraya geçirdim. Şimdi de kitapta altını çizdiğim yerleri yazacağım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bütün altını çizdiğim ve bütün işaretlediğim yerleri yazmadım. Çünkü yani 10 sayfa falan sürerdi. Hani böyle tek bakışta bana kitabı hatırlatacak okurken böyle ya kık yaptıran ya ah be evet yaptıran falan birkaç yerden seçip onları yazdım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yine film muhabbetine dönüyorum. Evet. Film demişken o izlediğimiz filmler bizi mahvetti. Sonra bir yerde de böyle ben bazen şey yaparım. Kitabı okurken mesela böyle düşündüren kafama takılan bir şey oldu mu biraz böyle kenara koyarım onu. Gidelim onu düşünelim falan filan. Bunda da tabii ki Allah'ım dedim bizi hangi filmler mahvetti ben bir onu düşüneyim çünkü. <laughs> derdime dert niye eklemeyeyim yani değil mi yani? Gereksiz fazla düşünmek bizim işimiz sonuçta. Ve birkaç tanesini buldum. Mesela diyorum bizim zamanımızda neler vardı ki bu filmleri hala çok severim. Arada da dönüp dönüp izlerim bu arada. Bu kadar böyle ay benim mahvettin dememe rağmen. Clueless vardı mesela fırlama kızlar ki o yanlış hatırlamıyorsam Jane Austen'ın Emma hikayesinden uyarlanmış hani o eski dönemleri alıp 90'larda olsa ne olurdu gibi bir hayal ederek yapmışlar falan filan. O var. She's all that boy işte böyle bir kız. 10 things I hate about you. Var. Hepimizin hitlecina aşık olduğu filmde de vardı yani. Senden nefret etmemin 10 sebebi. E sonra bizim jenerasyonda abicim bir Leonardo DiCaprio geçti yani. Hani <laughs> Bunu da göz ardı edemeyiz. Adam önce Romeo ve Juliet'le ezdi geçti bizi mahvetti. Sonra arkasından Titan'ı izledik falan filan. Yani şimdi biz hani nasıl yırtabiliriz bu işlerden? Yırtamayız. O yüzden onlara bakıp onlara böyle ay olur mu ya? Belki olur. Tabii ki gerçek olmadığını biliyoruz ama ya olursa falan filan diye kendimizi kandıra kandıra. Bugün en azından ben bu haldeyim. Herkes için konuşamam ama vallahi onlar mahvetti bizi. Bu arada bu filmleri düşünürken bir de American Pie yani Amerikan pastası aklıma geldi. O hikayeyi de anlatmadan edemeyeceğim. O ilk sinemaya geldiğinde biz o dönemler pazar günleri babam kardeşim ben kız kardeşim. Üçümüzün böyle şeydi tüeli vardı. O zamanlar sinemaların şeyi ücreti okeymiş demek ki. yani çok pahalı değilmiş. Her pazar sinemaya giderdik. Ve böyle şey yapardık hani önceden çok bakmazdık etmezdik. Sinemanın önüne gidip her zaman gittiğimiz sinemanın işte afişlerde neler var, hangisini izlemek isteriz falan o an seçip o güne bilet alıp girerdik. Bir gün gittiğimizde işte bu Amerikan pastasının afişi vardı. Hep beraber böyle o kadar ne hatırlıyorum ki yani hep beraber böyle baktık. Aa işte çok güzelmiş, eğlenceli gözüküyor falan filan. Sonra <laughs> filme girdik işte. Babam, kız kardeşim ben. <laughs> yani bunu sonradan kız kardeşime anlattım da o da benzer hissetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani filmin konusunu biliyorsunuz. İzlemeyen yoktur herhalde artık Amerikan pastasını. Böyle hani bir şeye güleceğim gülemiyorum. Hani anlıyorum ama yani yanımda babam var. Anladığımı çaktırmam lazım mı değil mi? Benim onu biliyor olmam lazım mı değil mi o noktada? Hani ne olur ne biter falan filan. Ve hem böyle içimden içimden kah 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 güldüm. Hem de... <laughs> onun yani yanımda babam var dişim vurmasam mı acaba falan diye gerginliğinden de <laughs> rahat rahat Riskan kendi koltuğunu izleyememiştim onu hatırlıyorum. Ama evet ben özellikle oyuncuları da düşündüm. Hugh Grant, Julia Roberts, Drew Barrymore ve Meg Ryan. Beni mahveden isimler arasında arkadaşlar. Aynen yani. Hem böyle şeyler var içinde. Aralarda mesela bazı listeler yapmış ki ben liste olayını çok severim biliyorsunuz. İşte 25 yaşımda aşk hakkında bildiğim 25 tane şey falan gibi. Şu an 25 salladım bu arada. Kitap önümde açık olmadığı için emin değilim sayısı kaçtı. Bir de kendisi dolayacak yemek yapmayı çok seviyormuş. Arada mesela böyle eğer akşamdan kalma, kalmaysanız ona iyi gelebilecek ki bence gelmez ama neyse o inanmış geleceğine. Mac and tarifleri falan vermiş. İşte kırık kalpleri, cookie tarifleri falan o tarz şeyler de var böyle aralarda içinde. Bir de mesela şeyleri okurken çok koptum. Bir MSN kültürü vardı. MSN mesajlaşma kültürü. Yani onu o kadar böyle nokta atışı anlatmış ki. Mesela şey diyor işte online olursunuz hoşlandığınız çocuk da online işte bir dakika beklersin iki dakika beklersin hala ses yok ama ilk mesajı sen atmak istemezsin o yüzden ne yaparsın önce bir offline olursun sonra tekrar online olursun ki hani ilk seferinde görmediyse fark etmediyse ikinci seferde görsün diye çünkü orada böyle hatırlayanlar biliyordu birisi online oldukça yandan pıt pıt notification çıkıyordu Allah'ım ya oraları falan o kadar güldüm ki yani anlatamam gerçekten böyle bu kitabı okumak arkadaşlarımla böyle eskilere dair sohbet ediyormuşum gibi hissettirdi bana ve o hissini inanılmaz sevdim. Bir de hani nasıl diyeyim çoğu böyle bu tarz kitapları yazanlar böyle üstten üstten konuşur ya şey gibi konuşurlar mesela başka biri yazsaydı bu kitabı arkadaşlar ben aşkın ne olduğunu çözdüm. Şöyle şöyle bir şeydir, böyle böyle bir şeydir, İşte siz şöyle yapıyorsanız yanlıştır, böyle yapıyorsanız yapmayın, öyle yapıyorsanız bilmem ne diye böyle bir üstten üstten konuşurlar ya. Bu kız hiç öyle değil. Gerçekten arkadaşınıza o an böyle işte ortaya atılan bir konuda muhabbet ediyormuşsunuz gibi hissettiriyor. O da gerçekten benim inanılmaz hoşuma gitti yani. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum videonun sonlarına gelirken. Arada evet tarifler var, başka şeyler var. Tabii yani üzünçlü olaylar da var. Kendisi mesela işte bir yeme bozukluğuyla başa çıkması gerekmiş bir dönem. Başka bir dönemde kaybettikleri insanlar vesaire falan falan oluyor. Hani hem üzünçlü hem eğlenceli diyebilirim. Ve bu sırada sayfalarım bitmişken... Onlara yakından bakarken ben yine videonun sonuna geldik çünkü hatırlatmalarımı yapıyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, alarmları açmayı, içinizden geliyorsa yorum bırakmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.